Zamirler sadece özne zamirler değil. Mesela burada özne zamirleri görüyoruz. Bunlar işte I, you, he, she, it, we, you, they. İşte karşılıkları var zaten. Bunları geçiyorum. Bunları biraz tatbik edelim. I wake up. Ben uyanırım. Early erken. Every morning. Her sabah. Ben her sabah erken uyanırım. Böyle tersten geliyoruz. Özneyi alıp tersten tercüme ediyoruz. You, sen ve siz ikisi için de aynı yapıdır. Sen always, her zaman, wake up late. Uyanırsın geç. Sen her zaman geç uyanırsın. He, o, erkek için. Usually, genellikle, eats yer. Little food, az yemek yer. Az yiyecek yer. Geniş zamanda s takısı almış. Bunlara gireceğiz. Acelesi yok. She, o kadın, often, sıklıkla, goes, gider, to the park. Parka gider. İsmin ea hali, to. It rarely, o nadiren goes, gider, to the hospital. Hastahaneye nadiren gider. We biz never, asla, leave, ayrılmayız, terk etmeyiz, home, evi, these days, bugünlerde. Herhalde korona döneminde yazılmış. Biz asla terk etmeyiz, ayrılmayız. Terk etmeyiz burada daha güzel iki anlamı da var. Biz asla evi terk etmeyiz bugünlerde. Bu çoğuludur, bunun çoğulu. Bunlar günler diyor. Biz o Türkçe'ye uymuyor işte. Bunlar günler, bu günler diyoruz. Are you protect? Siz korunur musunuz? From dendan. Koronavirüs. Koronavirüsten korunur musunuz? They, onlar, never, asla, go out, çıkmazlar. Mezmaz yapan buradaki no'dur. No ever. Yani asla çıkmazlar of the house, evin dışına gitmezler. Zaten Hindu Avrupa'yı dil ailesinde arkadaşlar. Çıkmak eylemi yok. Dışarı gitmek var. Farsça da öyle. Diğer İrani şivelerde de öyle. Dışarı gitmek. Evin dışına gitmez. Onlar asla. I like. Ben severim. To write, yazmayı. Mekmak yaptı to. To'nun iki anlamı vardı. Burada ben dedim ki to, ea, parka. Ama buradaki to, mekmak. Yani fiilden önce to, mekmak. İsimden önce to, ea oldu. Bu küçük notları alabilirsiniz. You like, siz seversiniz. Reading, okumayı. Tekrar mekmak. O zaman masterlaştırmayı İngilizce'de nasıl yapıyoruz? Ya fiilin önüne to getirerek ya da fiilin sonuna ing. Yani ing takısı. Biz buna ing diyoruz. ING takısını getirerek mekmak yapıyoruz. Sen seversin okumayı, kitaplar. Ler'ler yapan S'tir. Bu kitap, books, kitaplar. He likes, o sever. Buradaki S geniş zaman için geliyor. Sonradan biz buna değineceğiz. O sever to eat, yemeği, mekmak. Food ya da meal, gıda ya da yemek. Gıdayı, yiyecek ya da yemeği, yemek ister. She, o kadın, like, sever. To drink, içmeyi. Kahve, kahve. Kahve içmeyi sever. It is a very beautiful book. O, dırdır. Bakın, emizar. Bu dırdır yapar. Farsdaki est gibi ya. Çok yakın zaten. Is yani est. Farslar da buna benzer bir şey söylüyorlar. It is, o dırdır, a very beautiful book. O, dırdır. Bir çok güzel kitap. Yani o, çok güzel bir kitaptır. We love. Biz severiz, çok severiz. Şimdi like sevmektir. İstemek, sevmek, talep etmek. Ama love, aşırı derecede istemek. Yani aşık olmak. Biz aşık, aşığız. Çok isteriz. The pen, kalemi, and the book, kitaba ve kaleme, kaleme ve kitaba aşığız. Çok severiz. You like, siz seversiniz. Playing, oynamayı, mekmak. Play, oynamak. Playing, master yapan ing'dir. Games, oyunlar. Siz seversiniz oynamayı, oyunlar oynamayı seversiniz. They, onlar, like, severler. To eat, yemeği, at the restaurant. Lokantada yemeği severler. I graduated from school. Ben mezun oldum. Bakın buradaki ed, bunlara gireceğiz. Henüz girmedik ama şimdi kulağınız aşina olsun. Buradaki ed the, yani geçmiş zaman, simple past diyeceğiz buna. Ben mezun oldum. Nereden? Denden eki. From school, okuldan mezun oldum. You, siz, still, hala, go, gidersiniz. To school, okula gidersiniz. He is, o, dir, not going, gitmiyor to school yet. Yani henüz, daha küçüktür. Henüz, yet, henüz okula gitmiyor. Burada your yapan is artı ing arkadaş. Is ve ing aynı zamanda your yapıyor, beraber gelince. Tek başına mekmaktır ama emizar artı ing your yapar, şimdiki zaman. She goes, o gider, geniş zaman. To primary school. Primary school, yani ilkokul, temel okul, ilkokula gider. O, kız çocuğu, onu kastediyoruz herhalde. It can not speak. O, konuşamaz. Yani kedi köpek için it kullanabiliriz. Ya da ağaç için, taş için, cansız varlıklar için it. He, o. She, o. It, o. Farkı ne? He, erkek için o. She, kadın için o. It, aslında biz cansız demeyelim. Biz bunu akılsız diyelim. Akılsız varlıklar. Yani hayvan da, bitki de it oluyor. Sadece she diye ifade edilen kedi köpek, bu evlerde yaşayan insanlar gibi yaşayan Avrupa kültüründe bazen siz kedi ve köpekte she falan görürsünüz. Şaşırmayın. We love, biz çok severiz. Each other. Birbirimizi, yek diğeri. Birbirimizi severiz. Çok severiz. You love, siz seversiniz. Working, çalışmayı. In the garden, bahçede. Kim bahçede çalışmayı sevmez? Ama çok severler bunlar. Love. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Bakın burada aslında am olmazsa cümle olmaz ha. Ek fiil, ek eylem budur. I am alır. You are. Sizsiniz a doctor. Siz bir doktorsunuz. Ya da sen bir doktorsun. He is a farmer. O bir çiftçidir. Bakın am, is, are. O zaman bu ne oluyor? Bu Farsça est oluyor. Arapça tenvin oluyor. Yani dir, ek eylem, ek fiil. She is a nurse. O bir hemşiredir. It is a house. O bir evdir.
cansızdır ya. O bir evdir. We are good people. Biziz iyi insanlar. Biz iyi insanlarız. Kimse demez ben kötüyüm zaten. You are more wonderful people. Siz daha harikulade, mükemmel insanlarsınız. They are excellent people. Onlar mükemmel. Wonderful'la çok yakındır. Wonderful, excellent. Aynıdır. Onlardırlar, dirler. Mükemmel insanlardırlar. Nesne zamirlere bakalım. Nesne zamirler ne demek? Beni, bana. Bakın I, me oldu. Me yani beni, bana. You olduğu gibi kalıyor. You hem sen anlamı var hem de seni, sana. Seni gördüm, sana verdim gibi. İsmin ihali ve ea. Him, onu, ona. Neydi bu? He'di. He'di, him oldu. Her diye okuyoruz bunu. Her, onu, ona. Tabii her she'den dönüşmüş ha. She, o kadın. Onu, ona. It, onu, ona. Ama bu hayvan, bitki yani akılsız varlık diyelim. Yous, bizi, bize. You, sizi, size. Them, bakın they, them'a döndü. Them, onlara, onlara. Hepsini sonra toplu göreceğiz. Yani bütün bu zamirleri mukayese etmek için bir tablomuz var. Siz bakmış olabilirsiniz. Şimdi biraz tatbikat yapalım. Türkçesine bakmayın hiç. I am looking at you. Ben bakıyorum size. Your yapan ne arkadaşlar? Ben az önce bir açıklama yaptım. Bakalım kimin aklında kalmış? ING. Sadece ING mi? M. M is R artı ING. Ha. M is R artı ING. Ya M ya is ya da R. Devamında ING. Bu your yapar. Size bakıyorum demesi lazım. Tek kişi olsa bile. You are looking at me. Siz bakıyorsunuz bana. Ya da sen bana bakıyorsun. He is looking. O bakıyor. At you. Bize. At EA oldu burada. She is looking at you. O bakıyor size. Tekrar is ing. Your. It is barking at you. O havlıyor. Bark, havlamak. O havlıyor. Demek ki it, havlayabilecek olan varlık ne? Yani köpek. Evet. Köpek havlıyor bize. Köpek yerine it kullanmış. O. Akılsız varlık ya. We are looking. Biz bakıyoruz at the teacher. Öğretmene bakıyoruz. You are looking. Siz bakıyorsunuz at the garden. Bahçeye bakıyorsunuz. EA. Etler EA oldu. They, onlar. Look at people. Yani look, normalde look at beraber e'ye bakmak. At alıyor. Look at, look at, look at. Hepsi gördünüz mü? Look, bu frisbee kalıptı. At, look at. E'ye bakmak. People da ne demek? Nas. Yani the people and nas. İnsanlar. Onlar bakar, bakıyor demedim ha bakın. Onlar bakar, bakıyor diyelim. Bunu yapın. They are looking at the people. Bravo. They are looking dediniz. Şimdi your oldu. Onlar bakıyorlar insanlara. Ama are ve ing olmazsa onlar bakar. Kök hali gelir yani. Kök hali geniş zamandır. Parça gibi. I told. Ben anlattım, söyledim size. Şimdi bunun ikinci hali gelmiş. İkinci hal ne demek arkadaşlar? Kuralsız fiillerimiz var. Kuralsız fiillerden birisi tell'dir. Tell söyler. Size told'u sileyim. Ben söylerim size. Bakın söylerim. Bunu geçmişe götürün. Told oluyor. İşte ben söyledim. Böyle bir gıcık yapısı var. Yaklaşık 50-60 tane kuralsız fiil var. Bunları inanın tablosunu göndereceğim. Siz bunu ezberlemeniz lazım. Mesela said. You said to me. Siz ya da sen söyledin bana. Say birinci halidir. Yani geniş zaman. Birinci hal, ikinci hali geçmiş zaman. İkinci durum, ikinci hal. Birinci hal geniş zamandır. Fiillerin birinci hali. İngilizce'de geniş zaman. Mesela ben said'i sileyim. Bir şimdi tercüme edelim. You say to me. Siz söylersiniz bana. Ya da sen bana dersin, söylersin. Ama söyledin diyelim. Said olacak. Bakın say said oldu. He said to you. O söyledi bize. She told them. O kadın onlara söyledi ya da anlattı. Anlatmak, söylemek. Told. Tell. It was sent. O gönderildi. To them. Onlara. Ya mesela bunu kitap düşünün. It yani the book. Kitap. Cansız, akılsız varlık ya. Wasn't, gönderildi. Bu, burada ne var arkadaşlar? Gönderildi de ne var? Edilgen yapı hocam. Bravo. Edilgen yapı, pasif yapı. Evet. İleride bakacağız. Yani pasif yapı diye buraya not alın. İleride bunu kurallı tekrar 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 söyleyeceğiz. 100 kere, 200 kere. Bir verb 3. Evet. Bir verb 3. Doğrudur. Yani bir ek eylem, ek fiil artı verbin, yani fiilin üçüncü hali. Bu edilgen yapıyor. We told you, biz evet, söyledik, anlattık. Anlatmak, söylemek, demek. Biz söyledik size. You told him, evet, siz söylediniz ona. They told you, onlar anlattı, söyledi bize. Buraya gelin. I saw them, ben gördüm onları. Bakın onları dedim ha. Şimdi they getiremem buraya. Bakın I saw they, ben gördüm onlar olur. Them demeniz lazım. Onları gördüm. Bunun birinci halisidir. Bu fiilin. I'si ben görürüm. Ben görüyorum. Görürüm. Ben görürüm daha güzel. Literal gidelim şimdi. Ama saw gördüm. Saw fiil olarak gördüm. See'nin ikinci hali. Aynı zamanda testere anlamı da var. You did not see us. Siz görmediniz bizi. Bakın did not medi madı yapar. Medi madı. Did kaldırayım. Not see olur. Görmezsiniz olur. Ama did geçmişe götürüyor. Bu tabi zamanlara bakacağız. Bunu şimdi çok kafaya takmayın. Biraz zamir ağırlıklı gidelim. Burada are you, he, she, it, we, you, they. Benim derdim bunlardır. Them mesela. Yous. Derdim bunlar. Geri kalan kısımlara çok girmeyelim şimdilik. Yani siz görmediniz bizi. He, o erkek. Saw. Gördü. Sizin ikinci hali. Gördü. You, sizi. Niye you hem sen, hem seni, hem siz, hem sizi oldu? Sebep ne? Çünkü arkadaşlar hem sen hem seni sanı
sana değişmiyor. İkisi de aynı kalıyor. Kalıbı değişmiyor yani. Özel bir kuralı yok. She didn't see. O görmedi bizi. Medi madı yaptı. Did not. He didn't notice you. O fark etmedi. Dikkat etmedi. Fark etmedi. Dikkat etmedi bizi. O kimdir? Artık kedi mi? Köpek mi? Akılsız bir varlıktır bu. We saw you. Biz saw. Gördük. Sin ikinci hali. İkinci hal yani dili geçmiş zaman diye okumamız lazım. Biz gördük sizi. You, siz, saw. Gördünüz them onları. They onlar. Saw, gördü, you, sizi. Ya da seni de olabilir. Yani eğer çok samimi birinden biriyle konuşuyorsanız sen diyorsun ona. Resmi takılmıyorsunuz ama kitabi İngilizce'de sen diye bir kelime yok. Siz varsınız. You'ların tercümesini biz sen yapmıyoruz yani. Kitabi olursa. I am hungry. Ben açım. Hungry açtır. Am ne yapar? Burada ek eylemdir. Ek fiil. Ben açım. Can you make? Bilmek. Sen can make yapabilir misin? Me bana. A sandwich. Bir sandwich bana yapabilir misin? You are my friend. Siz benim, bakın benim arkadaşımsınız. I love you. Ben çok severim sizi. He's Ahmet. O Ahmet'tir. Dırdır. I know him. Ben onu bilirim, tanırım. Tanıyorum demiş, sure yok. Biz şimdi literal gidelim. Tanırım diyelim. Geniş zamanla gidelim. She's Ayşe. O Ayşe'dir. I know her. Ben onu tanırım. Bilirim. İkisi de olur. İngilizce'de arkadaşlar bilmek ile tanımak arasında bir ayrım yok İngilizce'de. İkisi aynı fiildir. Know. Ama Arapça'da, Farsça'da farklıdır. Danisten ve şinahten ya da irfan ve ilim. Arefe alime. İngilizler için bilmek ve tanımak aynıdır. Bunlar biraz daha seküler, daha dünyevi düşünüyorlar. Ama mesela Arapça, Farsça, Doğu dillerinde bilmek ayrı, tanımak ayrı. Ateşin bilgisini biliyorum. Ateş sıcaktır ama görmedim. Ama dokunmadım ama yanmadım. O bilgi ne zaman irfana dönüşüyor? Ateşe dokunduğunuz zaman, o ağrıyı, acıyı hissettiğiniz zaman, onda yandığınız zaman irfan oluyor bu. Bu sefer arefe oluyor. Alime'den arefeye geçen bir süreç var. Fakat İngilizce'de böyle bir şey yok. Hem bilirim hem tanırım. Know fiili. Şeyi okumuyoruz. Know diye tercüme telaffuz ediyoruz. It is a vegetable. O bir sebzedir. Vegetable sebze. Bir. Bir ifadesi. Ve en. Birliği. Nekire. Nekra bildirisidir. Yani tekillik. Is de dırdır. O dırdır. Bir sebze. Ben biraz kırık gidiyorum başta. Evet. Sonradan daha profesyonel cümleler yaparız. Ama şu anda bizim yavaş kırık gitmemiz, kırık çeviri. You can eat. Siz yiyebilirsiniz. Eat onu. O sebzeyi yani. We are cleaning. Biz temizliyoruz. Ben your'u nereden çıkardım? Your. Are ing. Bravo. Biz temizliyoruz the house, evi. Can you help us? Size yardım edebilir miyim? Can you help us? Bize yardım edebilir misiniz? Ya da edebilir misin? Doğru. You are my friend. Siz benim arkadaşlarımsınız. I love you. Ben sizi çok severim. Tabii seviyorum demiş. Bu geniş zamandan şimdiki zamana tercüme yapılabiliyor İngilizce'de. Ama şu normalde biz literal gidersek daha öğretici olur. Severim dememiz lazım. Peki. They are in the garden. Onlar bahçededirler. I can see them. Ben görebilirim. Can ne demek o zaman? Can? Bilmek. Bilmek. Ben görebilirim onları. You love me a lot. Siz seversiniz. Çok seversiniz beni. Zaten a lot demiş. A lot burada Hindu Avrupa'yı dil ailesinin tamamında var. Lot. Lot. Yani çokluk ifadesi. Yığın ifadesidir bu. You love me. Siz çok seversiniz beni. Ha. Siz seversiniz beni çok fazla. Zaten a lot'a gelmese. Şu a lot olmasa bile love'ın içinde o çokluk var. Aşırı çok sevmek. I can give. Give vermektir. Ben verebilirim. Can. Bilmek. Ben verebilirim. You size ya da sana. Some money. Biraz para. Some hem bazı hem biraz. Bazı para olmaz. Biraz para verebilirim size. She went. Went gone'un ikinci halidir. İkinci hal ne demek? İkinci hal? Geçmiş zaman hali. Birinci hal ne demek? Şimdiki zaman hali. Geniş. Geniş zaman. Geniş zaman. Evet. O gitti onlara. O kadın onlara gitti. Can you bring? Getirebilir misiniz? Ya da getirebilir misin? Me, bana. That newspaper. Şu gazeteyi. Şu gazeteyi bana getirebilir misin? Please, lütfen. That uzağı işaret ediyor. Şu. This de bu. Mesela this olsaydı bu gazete. That şu gazeteyi uzaktadır. The dogs, köpekler, do not belong to them. Köpekler, belong to, e'ye ait. Bu çok önemli bir kelime. YDS kelimesi, e'ye aitlik bildiriyor. Bakın köpekler onlara ait değiller. Do not, değildir. Belong to, e'ye ait. Them, onlara. It doesn't belong to me. O ait değildir bana. Yani o artık herhalde köpeği kastediyor. Give, ver. Eğer fiili başta görseniz o emirdir İngilizce'de. Eğer İngilizler fiille başlarsa bu daima emirdir. Ver, it onu. To him, ona. Onu yani o köpeği ona ver. O erkeğe. Kastımız erkektir. Peki burası her olsaydı kastımız neydi? Kadın. Kadın. O kadına ver. Doğru. I will. Will ne demek? Bilen var mı aranızda? Ecek acak. Bravo. Bravo. Çok güzel.
Bir de going to, ecek acak. Sinu sevfe Arapçada. Farsça'da hasten, hahet, mi hahet, ecek acak. Zaten will İngilizce ve Farsça'nın, yani Hindu Avrupa'yı dil ailesinin birlikteliğini burada da görüyoruz. Will istemektir. Farsça'da ha, hastenden türetilmiş, ecek acak, oradan türetilmiş. Aynen İngilizce'de istemek fiilinden will türetmişler. I will, take, ben alacağım ya da götüreceğim, götürmek almak. Onları tekrar, again tekrar, onları alacağım, take almak. To olsaydı take to, götüreceğim, o zaman da nesne lazım, nereye götüreceğim? Bir nesneye ihtiyaç dolayı tümleç. Give, ver, him, ona, that book, şu kitabı, please, lütfen, lütfen, şu kitabı ona ver, emir. Olarak. I bought them many presents. Ben getirdim onlara. Ya bu satın almak olarak almış ha. Ben satın almak olarak almış. Ben satın aldım onlara birçok present, takdimatlar yani hediyeler. Birçok hediyeleri. Aslında buy'ın ikinci hali öyle değil mi hocam? Buy tabii. Bunun birinci hali buy'dır zaten. Ben bring diye düşündüm de o da yakındır değil. Aslında buy'dır bu. Buy satın alır ama bought satın aldı. Bu biraz fazla değişime uğramış azıcık. Diğer zamiri görelim arkadaşlar. Şimdi bu aitlik bilinen zamirler. Mesela benim babam, my father, my mother, my name, benim adım, my benim, your senin, his onun, bakın him değil his, her onun, aynı kaldı bu, değişmedi. It's onun, our bizim, your sizin, their onların. Tatbik edelim. This is my pen, budur, dir benim kalemimdir. Is this your pen, yardımcı fiil başa geldi mi soru yapıyoruz. Bu sizin kaleminiz midir? His name, onun adı is Hasan. Hasan'dır. That, şu, isn't our car. Değildir. Is not yani isn't. Isn't our car. Bizim arabamız değildir. Are these her books? Bunlar o kadının kitapları mıdırlar? Bunlar onun kitapları mıdırlar? Is that? Bakın em is are başa geldi mi? Soru yapıyoruz ha, dikkat. Is, are, bir de I da başa gelince onu da yapmamışız ama bunlar şey yapıyor. Yani soru, mi edatını katıyor. Is that her mobile phone? Bu onun mobile telefonu mudur? Yani cep telefonu mudur? Their house, onların evi, is very big. Çok büyüktür, dırdır. My bag, benim çantam is blue, mavidir. This is my pencil. Bu benim kurşun kalemimdir. Her husband, onun kocası is a doctor. Bir doktordur. Sorun mu var arkadaşlar? İstanbul is famous. Meşhurdur. Meşhur, şöhret sahibi. İstanbul meşhurdur. Ne ile meşhur? With ile. Is traffic jam. Jam sıkışıklık demek. İzdiham. Yani kendi trafik sıkışıklığıyla, trafik izdihamıyla meşhurdur. Our children, bizim çocuklarımız are very clever. Çok akıllıdırlar. Clever, akıllı. Their cat, onların kedisi, is very aggressive. Çok saldırgan, agresiftir. Very çok. Your children, sizin çocuklarınız, naughty. Yaramaz demek. Yani yaramaz değiller. His mother, onun annesi, is a beautiful woman. Bir güzel kadındır. Güzel bir kadındır. My name, benim adım, my name is Arda. Benim adım Arda'dır. I am 10 years old. Ben 10 yıl eskiyim. Normalde yıl ve eski. E tabi 10 yıl eski olmak ne demek? 10 yaşında olmak. Bir yıl eskidim. Biz eskiyoruz ya, yaşlanıyoruz. Old, eski. Ama yaş olunca 10 yaşındayım. Be careful. Dikkatli ol. You are driving. Siz sürüyorsunuz. Very fast. Çok hızlı sürüyorsunuz. Bakın ağır artı ing, your yap. Araba kullanıyorsunuz. Dikkatli olun. Be olmaktır. Olun, careful, dikkatli olun. Siz ya da sen kullanıyorsun, sürüyorsun çok hızlı. Burada tabii anlaşılan arabayı sürmek. My father, benim babam, is a doctor, bir doktordur. He works, o çalışır, at a hospital, bir hastahanede. Deda, bir hastahanede çalışır. Geniş zaman es alır. Üçlü teki şahısta es alır. Mary, Meryem, is my best friend. Benim en iyi arkadaşımdır. She is a nice girl. O hoş. Şirin, nice, o hoş bir kızdır. The pencil, kurşun kalem, bu the nedir? Arapçadaki elif lamdır. Söz konusu, adı geçen, bahsi geçen, benim bildiğim, senin bildiğin, belirli olan, belirli bir kurşun kalem is on the desk. Masanın ya da sıra da diyorlar buna, masanın üzerindedir. It is black, o yani kalem, bakın kalem için it gelmiş. O siyahtır, black. Ali and I, Ali ve ben are at school, okuldayız. We are students, biz öğrencileriz, öğrenciyiz veya. Be quiet, sessiz olun. Dear students, sevgili öğrenciler, sessiz olun. You are very noisy. Siz çok gürültülüsünüz. Yani çok gürültü yapıyorsunuz. Yapmak yok, ben onu fiil cümlesine dönüştürdüm. The pencils, kurşun kalemler, o söz konusu adı geçen el aklam, eliflamdır yani bu the. Are on the desk, masanın üzerindedirler. They, onlar are black, siyahtırlar. I am not a doctor. Ben değilim bir doktor. Bir doktor değilim. He's a pilot. O bir pilottur. He's not a pilot. O bir pilot değildir. Bakın not. Zaten bütün aryai dillerde arkadaşlar, na, no, ne, bu olumsuzluk ifadesidir aslında. Na, ne, no. Ama Sami dilayıza la oluyor. La, leyse, la, Lloyd. Mesela Aramice de Lloyd. Lloyd diyoruz. Leyse değildir. Is he a pilot? O bir pilot mudur? She is an engineer. O kadın bir mühendistir. She is not an engineer. O bir mühendis değildir. Is she an engineer? O bir mühendis midir? Bakın yardımcı fiil başa gelince o böyle midir diye tercüme ettik.